limanın şeylere de dikkatinizi çekeyim yani. Penceremin önünde o kustukla bir şeylere benziyor. Sosis salam parçaları. Hiçbiriniz denediniz mi? Açın bir o salam paketini. Koyun dışarıda bir gün. Yarın nasıl leş gibi kokuyor, bozulmuş görünüyor yani. Verdiği şey o. Yemler de öyle yani. Öyle maddelerden yapılmış zaten hepsi. Hayvandan artta kalan ne varsa. Tırnak, şu, bu. Ne varsa. İnsanların kullanmadığı. Kıyılıyor. Öyle yem oluyor. Onları da böyle açıkta koy, bir gün dolsun. Aynı şekilde leş gibi kokuyorlar ve zehirliler be. Verdikleri şeyler bunlar, parazit yaratan. Bunları düşünen, sevdiğim memdi varsa kendine yaptığın gibi be. Hazırlarsın yemeği sıcak sıcak. Soğumadan götürürsün yesin. Benim yaptığım bu. Buradan söylüyorum ben. Bu hayvanların sokak hayvanı falan olması fark etmez. Bir yöneteni var bu köşede. Bir kamera yerleştirin ve apartmanımızın o iki işaretli ağaç olduğu yere, bakan yere bir buralara da olabilir. Çevredeki kameralarda inceleyin. Bakın, görün kim her zaman yönetiyor bunları. Katil bunlar be. Başladı bizimkinin penceresinin önüne. Baktı oraya doğru. Şimdi fark edecekti. Fakat kaldırdım diye videoyu gitti. Aldığı işaret oydu. Çekerse git. Çekmezse kon. Hangisi bu? Ana. Ana. 34, 173. 5 dakika sessiz kaldık. Çıtımız çıkmadı. Buradan gitmiştir. Hemen kon. Uduğumuz her tuzak, böyle her tezgah işlendiğinde uyuşturucu etkisi yapıyor. Yeni bir şırıngalı uyuşturucu yapmış gibi. Kik diyorlar bunlar. Batıda kik. Give me some kick 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 now. Öyle bir şarkı var. Kick alıyorlar. Kick şey demek, tekme gibi. Pat. Beynine vuruyor. Yurt içi kargo. Demin çektiğimiz taşıt da geldi bu. Tam 90 derece bak. İki başlı Phoenix. Yusuf anlamını bilir. Konalım 90 derecesine. Aynı şeyi kurumlara da koymuşlar be. Özellikle emniyet kurumuna. Bu millet anlamaz. Cahil. Araştırmaz ne demek. İki başlı Phoenix koyuyoruz. Janus tam olarak bu pislik işte. Janus Roma şeyi. Janus mu, Janus mu, Anus mu? Transvesti klibine bakılırsa Anus. Gel bahçemizdeki be. Gel bahçemize gel be. Orada da var. Ve
beslenmelerine falan karşı değilim. Ben de götürdüm, koydum fakat ne beslediğimi biliyorum. Bunlarsa kasıtla şüphelerimi görüyorum çünkü. Allah gözümün önüne seriyor durmadan. Mantar, domates, yoğur, yok yok. Tüm zararlı şeyler. Zaten bu hazır yemlerin bunlara zararlı olarak verildiğini düşünüyorum ben. Bekletiyorlar önce, bozuyorlar. Mikrop kaptırıyorlar, parazit kaptırıyorlar, sonra veriyorlar. Kokularından belli be, geçtiğim zaman bu besleme noktalarına. Var mı böyle bir koku be? Çürük, leş gibi kokuyor. Ya, bunu hazırladığımı duyan tek bir yer var. Tekrar karşıma bokçu gönderip açığa çıkma. Dünya varmış. Neredeyse ilk defa yemeğimi bitirdim karşımda bir tezgah olmadan, bir bok olmadan. Yani görün, gücü görün be. Sen misin bahseden davacın Mustafa Aydın? Anında bir saat geçti. Planlama bitti. Sen misin ondan bahseden? Görün be, sizin hafıza kartınızı bile izliyorlar bunlar. Belki de değil, belki sadece konuşmamı duyuyor. Taksici bu. Evet, bütün sürü toplanmış. Onunla beraber. Tekirdağlı Melek Şengönül bu. Pardon, Emniyet Müdürü soyadlı. Fakat aynı şekilde şey geliyor. O Şengönül'ün ben belki cinsiyet değiştirmiş olan biri olduğunu düşünebilirim. Çünkü bu millete çok gördüm. Kim bahseden yayınlayacağım sonra. Haftalardır görünmüyorduk. Bahsettin ya videomda. Anında bambus. Etrafta görünür de yok. Kadın beni çekiyor, çekiyor boğazımdan. Kafeye doğru, biz de eve doğru kurtuluyoruz. Aramıza kapıyı koyup. Hiç etrafta yok. Ondan sonra anahtarla kapıyı açarken birden gökten düşmüş gibi. Nereden çıkmıştı bilmiyorum. Patakite patakite. Yumrukları ağrımış. Davacı o. Mahkeme. Tekrar beni içeri atmaya çalışıyorlar. Hastaneye. Karar çıkaracaklar be. O yüzden bu tımarhanelik tıkın içeri. Peki o ifadeni okur musun lütfen? Hala devam ediyor. Yusuf hala devam ediyor. Bu şeyleri, videoları çekme. Hala bizi açığa çıkarıyor. Sen de bizden değil misin yoksa? Hala devam ediyor be. Bakın nasıl tepiniyor çünkü parazit dolu. Parazite boğmuş. Geceleyin gelip burada silkelettiriyor. Bakın nasıl tepiniyor bakın. Sürekli sıçtıkları yere orası. Kurt dolu. Ben diyorum bunun komşularına bakın. Kaç tane kanserden bahsedelim demiştir. Böyle bir katili, caniyi, vicdansızı kap-
kapıyı açarken ve anahtarla iki köpeği de omuzuma yumruklarıyla pataküte. Daha önce de linçlerde rol aldı. Etrafımı saranlar bu. Tutun köpeğimi. Pat 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 tekmelerle. Bu cami serbest dolaşıyor be. Çabuk yedik yoksa gelecekti yerken. Tam söylediğim gibi. Çabuk yediğim buradan beni. Bakın kahvem daha yarıda. Evet sen servis değilsin. Sen minibüsün. Özel kon yaya geçidinin üstüne. Sorun yok sana. Camiadan. Problem yok yani. Belki de işleri var. Böyle şüphelenmiyor hemen. Fakat böyle gelip buraya konup işini bitirir numarası yapanlar, sonra aylarca aynı şekilde devam edenler, bu şüphemi uyandırır. Kim bilir neler yapmışlar diye düşünürüm yani. Ben bu gitsin, yarın tekrar gelirse böyle ben penceredeyken diğerlerinin kopyası olur. Art niyetli olduğu belli olur. Hayvanını tasmayla gezdir ulan! Hayvan tasmada olacak, kanun var. Tekirdağ Emniyet Müdürü'nün adını soyadını taşıdığını fark etmez. Hayvanını tasmayla. Değil mi? Postacı. Posta kuşu. Ne oldu lan? Hayvanın hayvan yolu biliyor ha. Aynen bu şekilde. Yetiştiriyorlar, salıyorlar sokağa. Yolunu biliyor, işini biliyor. Oldu lan, hiç geçerken görmedik. Diğer beyaz köpeğe sıçtırmasın oraya. Gidip çocuk parkında vardı, salıncaklarda oturuyordu. Arkadaşlarıyla gönderiyordu hayvanları buraya. İşaretli ağaçların oraya sıçma, işeme, tonla çiş. Onlarca litre. Bir kap su.